Edilen öğretmen Mehmet Ali Çilits adına kütüphane ve yine aynı okulda Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında bir sınıf tefriş etti. Hayırsever iş adamı Reşat Erdoğan eğitim alanındaki sosyal proje ve yardımlarını sürdürdü. Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende şehit öğretmen Mehmet Ali Çilits adına yaptırılan kütüphane ve Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında tefrişi yapılan sınıf hizmete girdi. Açılışta konuşan hayırsever iş adamı Reşat Erdoğan, "Bu benim yıllardan beri hayalim. Birkaç şehit arkadaşımın isimlerini farklı okullarda yaşatmaya çalıştım. Bundan sonra da devam edecek. İnşallah ülkemizde böyle sıkıntılı dönemlere girmez, vatan evlatları şehit olmaz. Bu bayrağı hiçbir bölücü güç indiremez ve Türk milleti var olduğu sürece Türk devleti baki kalacak," dedi. Bugün okulumuzda 34 sene önce rahmetli olan şehit edilen bir eğitimci abimin, arkadaşımın şehit edilişinin bugün 34. yılı. Okulumuzda ihtiyaç olan bir kütüphaneyi, tanzimi, tefrişini okul müdürümüzün bizden talebi üzerine gerçekleştirmiş bulmaktayız. Öyle kıymetli bir abiminle bir şehidimizin, eğitimci bir şehidimizin isminin de bu kütüphanede, bu okulumuzda yaşatılmasından sonsuz mutluyum, bahtiyarım. İnşallah diğer şehitlerimizin, diğer arkadaşlarımızın, rahmete kavuşan tüm arkadaşlarımızın isimlerini bu şekilde eğitim kurumlarında ve diğer kurumlarında ve diğer alanlarda yaşatılmasını sağlamaya çalışacağız. Merhum Mehmet Ali Çilesiz'in abisi Mevlüt Çilesiz de yaptığı konuşmada tetiği çekeni buldular. Niçin böyle bir şey yaptıklarını sorduklarında şu kan dondurucu ifadeyi kullandı. Anarşinin kitlesel boyut kazanması için toplumda sevenleri hedef aldık. Bu ülke bu dönemlerden geçti. Abim de bu düşüncenin hedefi oldu. 34 yıl sonra şehit abimin böyle bir kütüphanede isim verilerek yaşatılması hadisesini yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Buna katkısı olan bütün dostlarına, yoldaşlarına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizin bildiği gibi o yaşatmak için vardı. Ama onun yaşamasını çok gördüler. Ve bir cuma günü camiye giderken şehit ettiler. Üzüldüğüm şuydu. Bir tarihi anımsamak adına söylüyorum. Tetiği çekene, çektireni buldular Sık Yönetim Mahkemesi'nde. Niçin böyle bir şeye tevessül ettiğiniz dediğinde şu kan dondurucu ifadeyi söylediler. Anarşinin kitlesel boyut kazanması için toplumda sevilen kimselere hedef aldık. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı. Okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından katılımcılara bir yemek ikram edildi. Yaptığı